Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, 24-30 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş Başak Burcu'nda ilerlerken bu hafta ayın ışığı da yavaş yavaş büyüyecek ve hafta başı ay sizin burcunuzda. Pazartesi günü, salı, öğleden sonraki saatlere kadar ay burcunuzda ilerlerken duygusal anlamda daha hassas olabilirsiniz, enerjiniz de yüksek. Bir yandan hayatınızdaki bazı şeyleri sorgulamanız, biraz daha sevgi, ilgi ihtiyacı içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Bedensel hassasiyetleriniz olabileceğini de unutmayın lütfen. Sindirim sisteminize biraz daha dikkat edin. Ve gezegeniniz Mars Koç burcunda, hafta başından itibaren Oğlak burcundaki Satürn'e dik açı yapacak ki zor bir açıdır. Ve her ikisi de kendi burçlarında, Mars Koç'ta, Satürn Oğlak'ta, her ikisi de güçlü. Bir tür mücadele ve çatışma içerisindeler ki bu enerji olarak bireysel olduğu kadar toplumsal alanlarda da kendini gösterebilir. Sevgili akrepler, biraz hani fiziksel anlamda kendinizi çok yormayın aslında. Çünkü sağlık anlamında hassasiyetler oluşabilir. Kronik ağrılar, sızılar, böyle ne bileyim hani kronik bir sorununuz vardır. Bir eklem ağrısı, kemik ağrısı, diş ağrısı, diz ağrısı, baş ağrısı kendini şöyle bir gösterebilir. Bu anlamda çok yormamakta, daha sakin olmakta fayda var. Kazalara, sakarlıklara da tabii ki dikkat edelim. Ve tabii ki çevremizdeki kişilerle gereksiz mücadeleler içerisine girmeyelim. Çünkü bizi sinirlendirebilecek biraz böyle sertlikler olabilir, çatışmalar olabilir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Salı öğleden sonra Ay Yay burcuna geçiyor. Perşembe akşamına kadar daha çok parasal kazançlarımız, işimiz, gücümüz, ve tabii ki finans durumumuzu önemserken belki bazı harcamalarımız olacak, alışverişlerimiz olacak, ödemelerimiz olacak. Biraz finansal durumumuzu gözden geçirip muhasebe yapabiliriz. Yeni kaynaklar için, yeni kazançlar için arayışlar, çabalar yine Ay Yay burcundan geçerken öne çıkabilir. Perşembe akşamı ise Ay Oğlak burcuna geçiyor. Evet, pazar gününe kadar 2,5 günlük süreç. Cuma, cumartesi özellikle Ay Oğlak burcunda 3. evinizde genel olarak zihinsel anlamda sizi güçlendirecektir. Eğitim, işte kültürel konular, iletişimle ilgili konularda aktif günler. Bireysel anlamda ticari konularda olsun, eğitimle ilgili konular olsun, her türlü iletişim, yazışma, toplantı, görüşme, hatta kısa uzun seyahatler bu anlamda Ay Oğlak burcunda hareketlendirebilir günlük hayatınızı. Ve burcunuzdaki hareketler özellikle Merkür'ün ve Jüpiter'in, gezegeniniz Jüpiter ile Merkür'ün üçgen açısı hafta sonundan itibaren parasal anlamda bazı şanslarınızı artıracak gibi görünüyor sevgili yaylar. Bunu iyi değerlendirmekte fayda var. Hafta sonu özellikle bu anlamda para kazançları, işle ilgili konular, eğitimle ilgili konularda biraz daha aktif olabilirsiniz. Daha fazla bilgi paylaşımı, kültürel anlamda aktivite ve çevrenizdeki kişilerden alabileceğiniz maddi manevi destekler anlamında Cuma'dan itibaren gökyüzü sizi biraz daha güçlü bir şekilde destekleyebilir. Ve pazar günü 30 Ağustos Zafer Bayramımız, hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Ay Kova burcunda olacak. Biraz daha hani aile konularına, yuva konularına odaklanabilir. O günü sakin ve güvenli geçirmek isteyebiliriz. Ailemizle bir arada olabiliriz. Ama bir yandan da bireysel anlamda hedeflerimize odaklanıyoruz. Bireysel özgürlüklerimizi de önemsiyoruz. Ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinin özellikle yapılacak işlerini de planlamaya başlıyoruz. Sevgili akrepler, sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.